Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Akıllı Para'da hem piyasalardaki hareketi hem Merkez Bankası tartışmalarını hem aynı zamanda yine çarşamba günü yurt dışından FED tarafından gelecek olan açıklamaların detaylarını konuşacağız. Özellikle kritik bir haftaya girdiğimizi söylüyoruz. Yarından itibaren arka arkaya önemli olaylarla karşı karşıya piyasa oyuncuları. Kimlerle konuşacağız? Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte. Ege Yazgan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve aynı zamanda Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni Özgür Yurttaş Seven de bugün bizlerle birlikte. Özgür sana da hoş geldin diyelim. Bir bakalım piyasada şu an itibariyle durum nedir? İkinci seansla birlikte tablo nereye işaret ediyor? Aslında pozitif başlamıştık bugüne. O pozitif gidişatı ikinci seansla birlikte biraz daha yukarı taşımayı sürdürüyoruz. %2'nin üzerinde şu an itibariyle 1500 puanında üzerine bir primle karşı karşıyayız. 78.250 puanlar civarında bir Borsa İstanbul 100 endeksi görüyoruz. Sabah saatlerinde dolar TL'de aşağı yönlü hareket daha dikkate değerdi, ancak şu an itibariyle bakıldığında yeniden 2.62.40 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Bu harekete rağmen yine de dolar TL cuma günkü kapanışa göre bakıldığında %0.3 civarında Türk lirası lehine yukarı gitmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte yine Euro TL'ye baktığımızda da %0.2'lik bir değer kaybı var. Türk lirasını yeniden 2.77'ye yakın seyre doğru gelmiş durumdayız. Buradan dönelim. Kısaca faiz tarafında hareket ne? Bir de ona göz atalım. Çünkü faizde cuma gününü 8.92'lerde kapatmıştık gösterge kağıdın bileşik faizinde. Şu an baktığımızda da sadece 5 bas puanlık geri çekilme, 8.87 görüyoruz. 10 yıllık tahvilde ise sınırlı bir yukarı yönlü harekette yine 8.5'ların bir parça üzerindeki seyrin devam ettiğini aktarmış olalım. Geçelim buradan Avrupa borsalarındaki tabloyu bir çok kısaca hatırlayalım. Avrupa'da aslında yine bugün yukarı yönlü hareket söz konusu. Frankfurt'ta DAX endeksinde primler ön planda, yine 12.000 puanın üzerine çıkıyor ilk defa DAX endeksi ve bu çerçeveden de bakıldığında özellikle ihracatçı şirketler başta olmak üzere hem otomotiv hem beyaz eşya tarafında DAX endeksini yukarı taşımaya devam ediyor. Zayıflayan Euro ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu genişleme bu şirketler üzerinde çok net bir yukarı yönlü hareket yapıyor. Boğa piyasasında Almanya'da DAX endeksi. Bu arada Kakaran endeksine Paris'e baktığımızda ise %0.65'lik bir artı olduğunu aktaralım. Stoxx 600 endeksinde yine ortalamada %0.7 civarında yukarıda 6 haftadır üst üste yükselişine devam ediyor. Bir de kısaca Amerikan vadeli işlemlerine bakalım. O tarafta aslında yine sabah saatlerinde bir miktar yatay seyir söz konusuydu. Şu dakikalarda baktığımızda S&P 500 vadelilerini %0.5 civarında yukarıda gördüğümüzü hatırlatalım. Geçelim sohbetimize, başlayalım. Özgür, özellikle bu haftanın oldukça kritik olduğundan bahsettik. Yarın FED toplantı, yarın PPK sonrasında FED toplantısı. Şimdi bu iki kritik dönem, evet, cuma günü yine aynı zamanda Fitch'in gözden geçirmesi var. Bu kritik hafta içerisinde geçen haftaya baktığımızda sert satıcılı bir seyir. Şu an geldiğimizde Borsa İstanbul'da bir miktar tepki verme çabası nereye kadar götürebilir bizi? Tabii burada yarınki PPK toplantısı, hatta Japonya Merkez Bankası'nda bu sırada para politikası açıklamaları gelecek yani itibariyle, ama haftanın öncelikli gündemi gerek yurt içi gerekse de yurt dışı açısından FED toplantısı olmaya devam edecek. Yani her ne kadar para politikası kurulu bizim açımızdan önemli olsa da muhtemelen kısa vadede bizim piyasaları şekillendirmesi açısından, beklentileri şekillendirmesi açısından FED daha önemli, daha fazla öncelik sahibi. Bunun da sebebi FED'in faiz arttırım noktasında ilk güçlü sinyali verebileceği toplantılardan bir tanesi. Açıkçası biz şu ana kadar yayınlanan tutanaklara ya da çeşitli FED başkanlarından gelen açıklamalara rağmen Haziran ayında bir faiz arttırım ihtimalin halen masada olduğunu düşünüyorduk. Ki gelen veriler de bunu zaten destekliyordu. Geldiğimiz noktada bu açıdan bu toplantıya yönelik ilk güçlü sinyal verecek mi? Ya da bir sonraki toplantıya mı sarkacak? Bunu görüyor olacağız. Sabırlı ifadesinin kalkmasını bekliyor musunuz? İhtimaller dahilinde. Tabii yani açıkçası benim çok uzmanlık alanım değil ama bakıldığında yani biz kurum olarak bunun ihtimal dahil olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii FED'in kendi parametreler içerisinde değerlendirdiği çok fazla şey var. Onu belki bu toplantıda, belki bir sonraki toplantıda bunu gerçekleştiriyor olacak. Ama şu gösteriyor ki gelen veriler ABD ekonomisinin normalleşme dönemine ilerlediğini gösteriyor bize.
Peki bu toplantıda sabırlı ifadesi kalkarsa ekstra bir piyasa hareketi bekler misin? Çünkü bu fiyatlama biraz o evet. sabırlı ifadesine yönelik gibi duruyor yüzlerin üzerine atan dolar endeksi. Çok güzel. Çünkü piyasa bir süredir özellikle gelişmekte olan piyasalar bunu bir süredir fiyatlıyor. Özellikle son bir haftaya baktığımızda gelişmekte olan hisse piyasalarına 3.6 milyar dolarlık bir fon çıkışının gerçekleştiğini görüyoruz ki bu Aralık 2013'ten bu yana haftalık bazda gerçekleşen en yüksek rakam. Bunun da altında yatan temel sebep yaklaşan Fed toplantısı. Yılbaşından bu yana baktığımızda da gelişmekte olan piyasalar ve gelişmiş piyasalar arasında spread'in bir miktar açıldığını gözlemlemiştir. Her ne kadar orada Avrupa faktörü oldukça büyük bir hikaye olsa da kendi içerisinde bu spread'in açılmasında sonuçta gelişmekte olan hisse piyasalarından gelişmiş piyasalara doğru bir kaçış vardı. Bu kaçışın temel sebeplerinden bir tanesi Fed. Yani senin de söylemiş olduğun aslında burada örtüşüyor. Bir miktar fiyatlandı bu gelişme. Eğer ki bu yönde gerçekleşme olursa bir miktar daha fiyatlama görebiliriz ama en azından önceki aylara göre etkisi biraz sınırlı kalabilir ve ardından tekrar piyasa normalleşme yönünde hareket edebilir. Nisan ayında eğer ki sabır kelimesi çıkacaksa Nisan-Mayıs döneminde ama volatil ortam yaklaşan faiz arttırma riski nedeniyle çünkü şunun da altını çizmekte fayda var. Diyelim ki bu toplantıda sabır kelimesi düştü. Bu demek değildir ki 2 ay sonra faiz arttırma gelecek. Ama en azından onu görünceye kadar yatırımcılar açısından bir volatil ortam piyasaları bekliyor olacaktır. Peki döneyim Profesör Doktor Ege Yazgan'a. Şimdi bir tarafıyla bakıldığında piyasanın fiyatlaması ne diye Fed Funds Futures bu tarafa baktığımız zaman özellikle %19'luk bir bölüm Haziran ayında bir faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. %60'a yakın bir kısımsa yine Eylül ayına işaret ediyor. Dolayısıyla bu toplantıda sabırlı ifadesi kalkarsa eğer piyasanın beklemediği bir şey olmayacak. Yani bir miktar bunun fiyatlamasını gördük gibi görünüyor. Ama eğer kaldırmayacak olursa o zaman bu hareketlerin tersini beklemek mümkün müdür? Ne dersiniz? Şimdi kalkacağı yönünde galiba evet daha yüksek bir beklenti var. Belki dediğiniz gibi piyasa onu fiyatlamış durumda. Kalkmazsa ki ben biraz daha çok o tarafa doğru eğilimliyim. Yani kalkmayacağı gibi düşüncesindeyim. Çünkü yani dengeye baktığınız zaman şimdi iki şey var. Yalın daha çok bu bahsedeceklerimden ikincisine denk düşüyor. Bir taraf bildiğiniz gibi bu faiz artırımında zaten gecikmiş olduklarını söylüyorlar. Yani çoktan bunu yapmaları gerektiği aslında enflasyonun çoktan hareketlenmeye başladığını bunu verilerde görmeseler dahi. Ama Yalın bunlara değil daha çok bence faiz artırımının erken olursa ekonomideki bu toparlanmaya bir zarar vereceğini söyleyen kampa daha yakın gibi görünüyor. Yani dolayısıyla ben Yalın'ın burada bu ifadeyi kaldırmanın da aslında daha çok öbür tarafa doğru bir sinyal olacağını düşüneceğinden dolayı ben şu anda bunu kaldırmak yolunda hareket edeceğini düşünüyorum. Daha fazla ihtimali o tarafa doğru veriyorum. Peki kaldırmazsa ne olur? Belki fiyatlamalar o anlamda biraz daha değişikliğe uğrayabilir. Yani belki işte o zaman şeyi düşünebiliriz. Biraz daha hareketlerin tersine bir piyasada bir hareketlenme düşünebiliriz. Ama kalkmazsa her şey olduğu gibi fiyatlama oradadır. Çok fazla da bir hareketlenme piyasadan görmeyiz gibi bir iki senaryo. Ben daha çok duracağı düşünüyorum. Daha çok. Peki evet. Özgür eğer burada ifade kalmaya devam edecek olursa. Şimdi şuradaki gördüğümüz şu son bölgedeki hareket özellikle ciddi şekilde bu sabırlı ifadesini şuradan itibaren şöyle çizecek olursak herhalde. Burası sabırlı ifadesinin kalkacağına yönelik fiyatlamanın en çok ön plana çıktığı dönem. Şimdi bundan sonrasında eğer kalkmayacak olursa başta gelişen ülke kurları olmak üzere buradaki şu ana kadar yaşanan son 15 günlük hareketin tarım dışı istihdamdan bu yana görülen 15 günlük hareketin tersine dönmesi söz konusu olabilir mi? Şimdi öncelikle dolar endeksi üzerinden gidecek olursak ben açıkçası bu dolardaki genel yükseliş eğiliminin sabır kelimesiyle çok fazla alakasının olduğunu düşünmüyorum. Belki son dönemde tartışmalar o yönde ivme kazandırılmış olabilir ama sonuçta burada bir eğilim var. Bu eğilim ABD ekonomisinin normalleşme yönünde hareket ettiğinin bir göstergesi. Toparlamayı gösteriyor. Tabii ki de toparlanmayı gösteriyor. Bu süreç FED bu haftaki toplantısında sabır kelimesini düşürmese de ekonomik anlamda o hareketlilik devam ediyor olacak. Bu anlamda dolar bunu yansıtıyor. O hareketlilik de devam edecektir diye düşünüyorum ben. Belki kar satışları, realizasyonları FED'e bağlı olarak devam edebilir. Ama sonuçta unutulmaması gereken bir şey ABD ekonomisi normalleşme yönünde ilerlemeye devam edecek.
şimdi şöyle bir korku oluştu. Fed faiz arttıracak ya da ABD ekonomisi büyüyor, Fed faiz arttıracak, her şeyin sonu mu geliyor? Bu aslında her şeyin sonu değil. Bir normalleşme sürecidir. Yani ABD ekonomisi normalleşmeye doğru ilerliyor. Fed bu yönde hareket edecek. Bu aslında bir faiz arttırma da değil aslında. Öyle değerlendirmek lazım. Fed'in normalleşme sürecinde adım atacağı ilk adım. Akabinde muhtemelen 3 ay sonra, belki de 6 ay sonra bir faiz arttırma gelecek. Bu baskı ilk faiz arttırımından sonra ben piyasaların üzerinden kalkar diye düşünüyorum. Eğer ki Haziran ya da bir sonraki toplantıda faiz arttırma olacaksa. Ve orası önemli bir dönüm noktası olacaktır piyasalar açısından. Ama psikolojik olarak baktığımızda faiz arttırma tabii insanların kafasında bir baskı yaratıyor. Bir baskı unsuruna neden oluyor yatırımcılar açısından. Ama bu ilk arttırımla birlikte ben gündemden düşecektir. Piyasalar biraz daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta bunu gelişmiş piyasalara indirgeyecek olursak Dow Endeks'in ben faiz arttırım yerine kadar yeni bir zirve yapmasını ya da yeni zirveleri daha da yükseklere taşımasını beklemiyorum. Faiz arttırımıyla birlikte yeniden yeni zirvelere doğru hareket etmesini bekliyorum. Tam bu noktada da belki de Avrupa'da yaşanan rally ABD'deki kar satışları da bir değişime uğrayabilir. Şu aşamada baktığımızda işte az önce DAX'tan bahsettin, 12.000 seviyesini aşmış durumda. FK'lar bazında baktığınızda son 10 yıllık ortalamasını aşılık zaten çok oldu. İki standart sapmalara ulaşmış durumda FK'lar. Bunlar çok fazla sürdürülebilir şeyler değil. Ki yine aynı zamanda bakıldığında da çok ciddi bir fon değişimi var. Amerikan hisse senetlerinden çıkıp Avrupa hisse senetlerine giren. Yani iki bölge arasında ETF'lere de baktığımızda çok ciddi. Son haftaya baktığımızda 7,5 milyar dolarlık ABD hisse senedi fonundan çıkış, 5,6 milyar dolarlık Avrupa hisse senedi fonlarına giriş var. Tabi bu Avrupa derken zaten büyük payı Almanya alıyor burada. Bunun ben biraz Fed'le alakalı olduğunu da düşünüyorum bu switch'te. Muhtemelen ilk faiz arttırımı ile birlikte o Avrupa ABD arasındaki hareketlilik de tersine dönebilir. Peki şimdi buradan döneceğiz, biraz sonra Türkiye cephesi üzerine de konuşacağız. Ama önce bir Londra'ya gidelim. Eren Sağar, Nehra Çeyiç ile birlikte bizleri bekliyor. Forex'te yeni bir dönem başlatan Norsiyem sunar. Eren Sağar'a merhaba diyelim ve özellikle Avrupa seansını yukarıda görüyoruz. Başta DAX endeksi olmak üzere Eren. Biz bir parça üzerinde durduk, değerlendirdik ama siz Londra'dan neler aktaracaksınız? Teşekkür ediyorum Açıl. Özellikle hisselerde gerçekten olumlu tablo bu haftada devam ediyor. Hemen Neyra ile değerlendirmelere başlamak istiyorum. Hello Neyra. Merhaba Reyna. Piyasalar şu anda yükselişle açıldı. Hisseler 6 haftalık artıştan sonra FOMC toplantısı öncesinde artışı bıraktı. Şu anda piyasalarda hakim olan şey ne? Evet, söylediğin gibi 7 haftadan sonra bunu ilk defa görüyoruz. Bu 6 hafta boyunca en uzun süre seri halinde artışı gördük Stoxx 600'da. Senin de söylediğin gibi gösterge endeksler 7 yılın en yükseğindeydi. Ve değer kazanma oranına baktığımız zaman neredeyse son 10 yılın en yüksek seviyesinde bir artış görüyoruz. Hisseler 16.7 kat değer kazandı. Almanya'nın DAX endeksi bütün zamanların en yüksek seviyesi. Şu anda elimizdeki ekonomik veriler pek fazla değil. Bu yüzden daha çok QE'nin iyimserliği ve sevincinin piyasalara daha çok hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hisseleri harekete geçirdi. Eğer euro dolar oranlarına bakarsak bunun 1.05'in de altına gittiğini gördük bir noktada. Son durum nedir dolar euro'da? Evet, euronun bugün değer kazandığını gördük. Sadece dolara karşı değil, diğer para birimlerine karşı da. Öte yandan dolarda biraz değer kaybı görüyoruz. Dolardaki trendi aslında değer artışı yönünde bekliyorduk. Fed'in bir sonraki toplantı öncesinde, bu haftaki toplantı öncesinde beklenenden daha çabuk faizleri artırabilecekleri beklentisi varken neden dolarda bu değer kaybı var diye soracak olursak belki bu biraz geri adım atmaktan olabilir. Yani eğer faiz oranları daha hızlı artarsa dolar yeniden çıkışa geçebilir. Bu işin Amerikan tarafı, bir de dolar euronun euro tarafına bakalım. Parasal genişlemenin muhtemel etkilerinden bahsettin. Bununla birlikte tabii Yunanistan'da var. Bir ödeme yapmaları gerekiyor IMF'e.
Ancak şüpheler var, acaba ödemeyi yapabilecekler mi diye. Bu bacakta son veriler nedir Yunanistan'ın borç durumuyla ilgili? Bu ödemeyi bugün yaptılar aslında. Yani Yunanistan'la ilgili bütün dramanın etrafında ödenecek faturalar olduğunu da hatırlamak lazım. Bugün o günlerden bir tanesiydi. IMF 588 milyon euroluk bir geri ödeme yapıldığını söyledi. Maliye Bakanlığı yetkilenen biri. Cuma günü ise bir başka geri ödeme daha var. 353 milyon euro ödenecek IMF'e yine. Bunun ardından bir de 1.6 milyar euroluk kısa vadeli borçların refinansmanı gerekecek. Bu sadece şimdiki veriler. Tabii ki Yunanistan'ın bütün taahhütlerini yerine getirmesi lazım. Fakat bunları yerine getirdikçe de tabii ki nakit rezervleri bitiyor. Ve uluslararası sermaye piyasalarına da erişimi yok. Ve hükümet de Eurozone'dan daha fazla fon almak için müzakereye devam ediyor. Atina'daki yetkililerin görüşmelerinin sonucunda tam olarak nakit durumunun ne olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Perşembe günü Brüksel'de bir AB liderleri zirvesi olacak. Yunanistan finansmanı da gündemdeki maddelerden biri. Ancak geçen hafta Almanya-Yunanistan gerginliği tepeye çıktı. Çünkü Şoble ile Varoufakis arasında bir kelimeler savaşına şahit olduk. Bu belirsizlik yatırımcı hissiyatı üzerinde de etkili oluyor. Hisseler değer kazandı, evet, ama Yunanistan hisselerine bakarsak %14 değer kaybettiler geçen ay. Bu bütün hisse endeksleri içerisinde en çok değer kaybetme oranı. Bütün ülke endeksleri içinde de Bloomberg'in izledikleri içinde en büyük düşüşü yine Yunanistan gösterdi. Ki Eurozone'un geri kalanı gayet iyi performans gösteriyor. Biraz izole edilmiş gibi sermaye piyasalarından Yunanistan. Ayrıca şu da var. UniCredit'in baş ekonomisti Eric Schiff de şunu söyledi. Hafta sonu yazdığı bir yazıda havlu atmadan önce Yunanistan'ın yapması gerekenleri yerine getirmesi gerektiğini, yoksa Euro'nun dışında kalacağını söyledi. Yani toparlayacak olursak FOMC toplantısını bekliyoruz. Parasal genişlemenin olumlu etkileri söz konusu. Yunanistan endişeleri var ama bütün bunların arasında hisseler değer kazanıyor Avrupa'da. Bir de şirket haberleri var. Şirketlerden gelen geçen yılın son çeyrek verilerini aldık. Aynı zamanda birleşme satın alma haberleri var. Mesela bugünkü haberlerde Holcim ve Lafarge'ın geçen yıl başlayan birleşmesine dair haberler vardı ve bu anlaşma belki de gerçekleşmeyebilir deniliyor. Bununla ilgili son haberler ne? Bu potansiyel bir mega birleşmenin yıkılışına işaret ediyor olabilir. 40 milyar dolarlık bir birleşme. Geçen yıl Nisan'da çok şaşalı bir şekilde duyurulmuştu. Holcim ve Lafarge'ın dünyanın en büyük çimento firmasını oluşturması söz konusuydu. 90 ülkede faaliyet göstereceklerdi. Ancak şimdi Holcim'in performansı Lafarge'dan çok daha iyi ve bu yüzden Holcim hissedarları bu ortak şirkette daha fazla hisse istediklerini söylüyorlar. Lafarge de bunu müzakere edebiliriz dedi. Belki oranları ama yönetim anlamında müzakereye açık değiliz dediler. Bu yüzden böyle bir risk var. Anlaşma yapılamayabilir. Bu iki firmanın da kredibilitesini olumsuz etkiler. Teşekkürler Nera. Türkiye'de faizsiz Forex'in öncüsü Norsiyem sundu. Londra notlarını aldık, kısa bir ara, sonrasında yeniden karşınızdayız. Akıllı para, dünya piyasaları uzmanı Saxo Capital Markets'le devam edecek. Hayat her gün yeniden başlar. Aç gözlerini. Yola çık. Görünenin ötesine. Ayak basılmamış yerlere ilk sen git. Bütün duyguların dans ederken etrafında, şimdiyi yakala. Geleceğe meydan oku. MR'dan 5 yıldızlı bir hayat. The Address Residence. Şimdi İstanbul'da. Bu Doktor Ahmet'in tıkı. Mimar Aysel'in tıkı. Avukat Mehmet'in tıkı. Yeni kurulan organizasyon şirketinin tıkı. Bu
Bu da Ali Bey'in tıkı. Tek tıkla aracınız elinizin altında. Tekliften teslimata 12 ay ve üzeri online araç kiralama sadece çelikmotorfilo.com'da. Yemezler diye Coca-Cola'sız olmaz. Altın kapaklı Coca-Cola'larda bir değil, bir buçuk değil, milyonlarca 2 litre hediye. Coca-Cola yoksa yemezler işte. Hatta altın kapaklı Sprite, Coca-Cola Zero ve Fanta'larda da milyonlarca 2 litre hediye. Merhaba. 1 dolar alabilir miyim? Şey, 10 dolar diyecektim. Tabii. Yatırımı severim de beni zinde tutuyor. Aşağı. Yukarı. Aşağı. 100. Yok yok. 1000 dolar olsun. Siz nasıl isterseniz. Siz nasıl isterdiniz? Forex alım satım yapabilirsiniz. Nerede? İnternete girdiğiniz her yerde. Nasıl? Paranızın 100 katıyla. 1000 dolarınız varsa Forex'te 100 bin dolarlık yatırım yapabilirsiniz. Forex'te alın, Forex'te satın. Paranızın 100 katıyla yatırım yapın. Forex'te al, Forex'te sat. Maldivlerin ötesinden bembeyaz kumlar kuş olup uçtu. Simpaş Denizli Aqua City'nin sahiline kondu. Denizli'nin deniz hayali gerçek oldu. Camları, masmavi suları, gölleri ve Maldivlerin ötesinden gelen bembeyaz kumlarıyla Simpaş Denizli Aqua City. Akıllı Para, Dünya Piyasaları uzmanı Saxo Capital Marques'le devam ediyor. Akıllı Para'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Özgür Yurttaş Seven ve Profesör Doktor Ege Yazgan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde ağırlıklı olarak Amerika üzerine konuştuk. İsterseniz bu bölüme de yine Profesör Doktor Ege Yazgan ilk bölümde sabırlı ifadesini kalacağından yana bir görüş beyan etmişti. O görüşe paralel bir başka görüş, Goldman Sachs'ın eski gelişen piyasalar direktörü Jim O'Neill'ın ifadelerini bir hatırlayalım. Ondan sonra dönelim, biraz bunun üzerine konuşalım. Do you think the euro obviously euro'nun şu anda ciddi bir faydası var Jim. Çünkü değer kaybetmeye devam ediyor. Parite seviyesine doğru inecek gibi. ECB bundan epey memnundur diye düşünüyorum. Parite seviyesine gelmesi ne kadar sürecek ve ne kadar düşebilir ve bu ne kadar fayda sağlayacak eurozona? Birkaç farklı görüşüm var bununla ilgili. Öncelikle şu anda artık böyle şeyleri profesyonel olarak hayatımı kazanmak için yapmak zorunda kalmadığım için çok mutluyum. İkincisi, bunu da aklımda tutarak şunu söylemek istiyorum. Ne kadar zaman harcadığımı düşünürsek bu işlere biraz euro'nun parite seviyesine geleceğine dair ciddi bir fikir birliği var. Sadece zaman konusunda farklılık var. Ama üçüncü olan şey de tabii ki euro bölgesine faydası oluyor bu değer kaybının. Ancak bu aslında talebin artmasıyla değil de rekabet vasıtasıyla oluyor. Bir de ABD'nin bunu durdurması lazım. Son birkaç 10 yıldır bunu görüyoruz. Yani doların yükselişi sonsuza kadar devam etmeyecek diye düşünüyorum. Bu kadar ısrarcı bir şekilde devam edemez. Eğer büyük resme bakarsak, dünya ekonomisinin genel manzarasına bakarsak ve 6 yıl önceki krizden sonraki duruma bakarsak, burada tüketim baskın bir model var. %70'ini ABD tüketicileri harcıyor gayri safi milli hasılalarının ve bu sürdürülebilecek bir şey değil. Japonya'nın da etkisiyle yine yıllar önceki kötü duruma geri dönebiliriz. Yani bu çok mantıklı olmayacak hiç kimse için. Petrol fiyatlarının düşmesi de olumlu bir rol oynuyor muhtemelen. Avrupa tüketiminin ve harcamalarının biraz arttığını görüyoruz petrolün
düşüşüyle. ECB eminim bundan çok memnundur. Önümüzdeki hafta FOMC toplantısı olacak Jim. Acaba yine bu sabırlı kelimesini kullanacaklar mı? Ve ikincisi güçlü doları destekleyecekler mi? Güçlü dolar beklentileri değiştirecek mi Fed'in faiz artırımına dair? Bence bu en ilginç boyutu meselenin FOMC toplantısının. Geri kalan her şey bu sabırlı kelimesinin kullanılacağına işaret ediyor. Ancak meselelere bakarsak birkaç Fed görevlisi bununla ilgili yorumlar yaptı. Doların güçlenmesi beni şaşırtmaz. Tartışmalarda epey rol oynayacağı da kesin. Beni çok şaşırtmaz. Buna da eğer atıfta bulunulursa faiz artırımından önce ilk faiz artışı ne zaman olabilir sence? Haziran'da mı, Eylül'de mi yoksa daha sonra mı gerçekleşecek? Hiç bir fikrim yok bununla ilgili ve artık bunlara kafayı yormam da gerekmiyor. Önümüzdeki hafta olmayacağı kesin. Jim O'Neill'ın ifadeleri böyle. Ne dersiniz sevgili hocam? Yani ne güzel öyle söyleyebilmek. Yerinde olmak ister. Ama bizim kafa yormamız gerekiyor burada. Yani şimdi tabii yani burada konu şu. Acaba bu dolardaki yükseliş gerçekten Amerikan ihracatçılarını ne kadar rahatsız ediyor? Yani orada böyle bir rahatsızlık var mı? Çünkü geçmişte baktığınız zaman doların bu şekilde yükseliş periyotlarını... O zamanlar gerçekten içeride böyle ihracat cephesinde belli bir baskı oluşmaya başlamıştı. Ama şimdi daha henüz daha orada değil galiba. Çok yani, ihracatçı evet. Bir ekonomi olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yani çok büyük sorun olacak gibi de görünmüyor bu açıdan ama şöyle bir problem oluyor. Yurt dışında iş yapan Amerikan şirketlerinin karlılıklarında ciddi anlamda sıkıntıya dönüşüyor. Elbette ama yani zaten dediğim gibi yine o lobinin o bir parçası. Yine Amerikan sanayinin de belli bir etkisi var tabii. Öyle bir lobinin bir etkisi oluyor bu arada. Ama daha henüz ben... Yani orada bir baskı, daha çok baskı oluşturan taraf daha toparlanmanın gerçekten tamamlanmadığı gibi olan görüş. Yani bir diğer görüşü de zaten bir tarafa bırakıyorum. Bir de bak dikkat edin, petrol fiyatlarında da yeniden aşağıya doğru bir iniş var. Dolayısıyla tekrar enflasyon beklentilerinin de tekrar buna göre bir daha revize olması da mümkün olabilir. Yani bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Amerika'nın şu anda o ifadeyi kaldırmaması mümkün gibi geliyor bana oradan. Baktığım zaman yani daha tam riskli olarak gördükleri unsur, yani böyle bir şey yaparlarsa bu toparlanmayı sekteye uğratır mıyız, uğratmaz mıyız? Yani Avrupa'da tabii ki bundan çok şikayetçi mi değil mi? Yani onu değiller gibi herhalde, onlar da bu şekilde toparlanacaklar. Parite de evet denildiği gibi parite 1'e doğru gelecek ama ne zaman gelecek mesele de ona bağlı. Çok da bir yol kalmadı. Çok da bir yol kalmadı ama yani oradan oraya gelmek de bayağı uzun bir zaman alabilir yani. Bu hiçbir şey yapılmasa da şöyle yani şu anki durum devam etse. 1.15'ten 1.10'a gelişi yaklaşık 30 iş günü almış euro dolar paritesinin. Fakat 1.10'dan 1.05'e gelişi sadece 5 iş günü aldı. Dolayısıyla hani çok hızlı bir şekilde geldiğini de belki yatsımamak lazım. Özgür evet. Şunu soracağım. Şimdi bütün bunlar ışığında kura bakıyoruz 2.60'ın üzerine, 2.62, 2.65 bu arada gidip geliyoruz. Faiz dinamiklerine baktığımız zaman monotahvil piyasası 8.90'lara gelmiş durumdayız yine gösterge kağıtta. Bunların ışığında Merkez Bankası'ndan yarım bir şey bekliyor musun? Yani bizim ekonomistimizin beklentisi ki ekonomistimiz piyasada faiz indirimi konuşulmadan önce ilk faiz indirim öngörüsünde bulunan ekonomistlerden bir tanesiydi. Ona ilişkin görüşü, yani ki toplantı ilişkin görüşü, mevcut koşullar altında bir şey yapılmaması, bu toplantının pas geçilmesi şeklinde. Bunun daha mevcut şartlar içerisinde makul olacağını düşünüyor. Ki açıkçası bakıldığında işte kur tarafındaki hareketlilik, bir gün sonra Fed belirsizliği, belki bu ay pas geçilebilir ama bu Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine sekteye uğrayacak bir şey değil. Şartlar tekrar normale dönmeye başladığında ki enflasyonla da bunu birlikte değerlendirmekte fayda var tabii. Merkez Bankası'nın yeniden bu döngüyü çalıştırmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar yeri olduğunu düşünüyorsun? Yani şu anda 150 bas puanlık bir indirim. 125-150 bas puanlık bir indirim gündemde olabilir ama bu tabii ki de birçok değişkene bağlı. Bir
Fed'in yapacaksa eğer faiz arttırımını nasıl bir sıklıkla gerçekleştireceği, ki orada bizim bunu çok büyük yapılacaksa eğer çok yakın aralıklarla olmayacağını öngörüyoruz. Enflasyon tarafında önümüzdeki aylarda rahatlamanın ön planda olmasını beklemekteyiz. Merkez Bankası'nı rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Ve de tabii ki kur tarafındaki hareketlilik nerede son bulacak? Yani sonuçta Türk hisse piyasaları bir miktar olumsuz ayrıştı. Peki isterseniz bu noktada bir dönelim, New York'a gidelim. New York'ta Melike Ayan bizleri bekliyor. Bakalım Amerika seansının başlangıcı nasıl olmuş? Melike merhaba. Merhabalar Açıl, iyi haftalar, iyi pazartesiler. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Avrupa seansını pozitif tarafta görüyoruz. Cuma günü Amerika seansı ile Avrupa seansı bir miktar ayrışmıştı. Ve özellikle Amerika'dan fon çıkışı, Avrupa tarafına fon girişi üzerine biz genel temayı özetlemeye çalışıyoruz. Yeni hafta nasıl başlıyor? Senin de söylediğin gibi Avrupa seansının pozitif başlaması, Asya seansının pozitif başlaması bize de yansıdı, sirayet etti. Yeşillerdeyiz şimdi. Özellikle de Çin'in baktığımızda mali teşviğe gideceğim demesi de etkili oldu Asya tarafında. İçeride ise biz dün sert düşüşleri yaşamıştık. Doların güçlenmesi, petroldeki bu düşüş ve petrolün özellikle IEA'den yani Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen raporla birlikte biz hareketlendiğini görmüştük. Bugün ise tam tersine OPEC'in bir uyarısı var. Diyor ki ABD'deki üretim yıl sonuna doğru azalabilir ki cuma günü Paris bazlı bu enerji ajansı birçok ülkeye verdiği raporda şunu söylemişti. ABD'deki Şubat özellikle üretimi çok güçlü ve sürpriz bir şekilde güçlü. Ve işte o yüzden de bugünkü bu sözü, aslında raporu veya yorumu bayağı bir etkili oldu. Yılın ikinci yarısında düşecektir demesiyle birlikte biraz toplandığını gördük. İşte biz hem Asya Avrupa hem de dediğim gibi içeriye bakarken içeride de sanayi üretimi ve empire imalatla karşı karşıyayız. Empire imalatın düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık bir 8'den 6'ya düşüyor. Sanayi üretimi ise aynı şekilde 3. ayda yine düşmeye devam ediyor. İmalat üretimin %75'e açıl. 3. ayda da düşen petrol üretimiyle birlikte zaten buraya geldiğini söylüyor. Fakat baktığımda ben sanayi üretiminin 0.2'den 0.1'e yani yarıya gelmesini birçok yatırımcının ve stratejistinin çok fazla şaşırmadığını görüyorum. Bu karışık bir mixed bag diyor hatta Raymond James'den Scott Brown isimli baş ekonomist. İmalat bize karışık sinyaller verecektir ama genel anlamda global ekonomideki hafif ve zayıflık ve güçlü doların da tabii ki etkisi var. Bunlar önemli negatifler ABD ihracatçıları için. Şimdi kapasite kullanımı yaklaşık %78.9'a düşmüş 79.5'tan. İmalat üretimi ise eksi 0.2'den 0'dan. Bütün bunları da eline alıp bakan piyasa nereye fokuslanıyor, nereye gündemini dikti? Biz çarşamba günü hani FOMC özellikle sabırlı lafını çıkaracak diye inanıyoruz. İşte bu gerçekten olacak mı, olmayacak mı? FOMC toplantısı çarşamba ve yatırımcılar illaki bu önemli hani faizlerin artırılmasıyla alakalı özellikle sabırlı kelimesinin çıkarılacağına bir şekilde inanıyorlar. İşte Wall Street buna gözlerini dikmişken Washington ise Rusya'da 40 bin tane daha askerin sınırı tekrar yüklendiğine bakıyor. Çünkü Rus Başkanı Vladimir Putin Kuzey ve Batı Rusya'da 40 bin tane askeri alerte geçirmiş. İşte burada da bunlar seyrediliyor. Özellikle baktığımızda bir yandan da şirket haberlerine Netflix'in düştüğünü görüyoruz. Downgrading yüzünden Quicksilver'ın da aynı şekilde düştüğünü görüyoruz. Çünkü beklentileri özellikle de karlılık rakamları ile beklentilerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Onun dışında büyük bir Monday M&A hani şirket evlilik birleşme haberi bugün itibariyle görmüyoruz. Ama yukarıya diken Wall Street ve piyasa dediğim gibi kötü haberi, kötü ekonomik veriyi iyi algılıyor ve çarşambaya kendini endekslemiş durumda diyorum ve sözünü yoktan İstanbul'a tekrar sana veriyorum. Melike Ayan'a teşekkür ediyoruz. Dönüyoruz Profesör Doktor Ege Yazgan. Hocam siz ne bekliyorsunuz yarın Merkez Bankası'ndan? Merkez Bankası'ndan ben faiz tarafında bir şey yapacağını zannetmiyorum. Yani öyle bekliyorum ama şimdi bunları tahmin etmek o kadar zorlaşmaya başladı ki. Yani burada çünkü bayağı siyasi boyutta neler olduğu hakkında çok fazla bir fikrimiz yok. Dolayısıyla o tarafta çok fazla bir şey bilmediğimiz için hani bu konunun
Ancak elimizdeki göstergelerle bakabiliyoruz. İşte ben baktığım zaman yani interbank fonlama faizlerine, yani ortalama fonlama maliyetine baktığım zaman yani şey tavanda, üstte, fonlama maliyeti yukarı doğru çıkmış. Baktığımız zaman enflasyon beklenti anketlerinde Mart ayında enflasyon beklentilerinde yükseliş var. Şimdi böyle baktığınız zaman Merkez Bankası tavandan fonluyor. Piyasayı fonlama faizlerini yukarı doğru çıkartmış. Aynı şekilde tahvil faizlerinde de bir yukarı doğru çıkış var. Bunları bir araya koyduğunuz zaman enflasyon beklentileri de artmışken, kurun seviyesi de belli. Kurdan enflasyona geçişkenlik etkisi belli. Merkez Bankası'ndan şu anda bir şey yapmasını beklemeyiz. Yani benim beklentim bu gözleme dayanıyor ama dersin yani o bir tarafta siyasi kanat hala baskısına devam ediyorsa ve bir faiz indirimiyle birlikte ekonominin seçime kadar genişleyebileceğini düşünüyorsa eğer, bence bu düşünce doğru, yani düşünce olabilir ama ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani faiz indirimi olsa bile ekonominin öyle genişleyeceğini falan zannetmiyorum. Çünkü yani bunun çeşitli farklı sebepleri var. Yani çünkü hane halkları zaten bilançoları bence doygunluğa oluşmuş durumda. Ne kadar faizleri indirseniz bile, politika faizini indirdiniz bile bunun tabii piyasa faizlerine yansıyıp yansımaması olayı var. İkincisi zaten kredi faizlerine yansıtabilseniz bile politika faizlerinden, şirketlerin de bu ortamda yatırım yapmaya çok hevesli olacaklarını zannetmiyorum. Yani siyasiler böyle düşünüyor olsalar bile bundan sonuç alınamayacaktır diye düşünüyorum. Yani ama bütün bunlara rağmen tabii siyasi kanat hala faiz indirimi yapılırsa da ekonominin canlanabileceğini düşünüyorsa ve bu konuda da baskısını sürdürüyorsa ve Merkez Bankası da gerçekten onları haklı bulur da faizi indirirse buna da şaşırmam. Ama benim beklentim bir şey yapmayacağı yönünde. Yani bir şeyi faiz oranları ile ilgili bir değişiklik yapmayacak. Ama bunun dışında başka şeylerle oynayabilir. Dolar konusunda rockla oynayabilir vesaire. Bunlar da bir iki böyle şeyler olabilir ama genel olarak faizlerde bir şey beklemiyorum. Peki biz kısa bir araya daha gideceğiz. Aranın ardından sizlerden gelen çok sayıda soru var. Onları da paylaşacağız konuklarımızla. Akıllı Para, Dünya Piyasaları uzmanı Saxo Capital Markets'le devam edecek. Küresel finans merkezlerine canlı bağlantılarla anlık piyasa yorumları. Özlem Dalga, İstanbul, Londra, New York hattı üzerinden finansal piyasaların yönünü takip ediyor. Nereye, nelere, nasıl, ne zaman yatırım yapmalı? Finans merkezinde piyasaların seyrini etkileyen her konu, sıra dışı analizler ve özgün yorumlarla ekrana taşınıyor. Finans merkezi hafta içi her gün 16'da Bloomberg TV'de. Kaliteyi uzaklarda aramayın. FXDCR Forex'in doğru adresi veri ekranını sunar. Kaliteyi uzaklarda aramayın. FXDCR Forex'in doğru adresi veri ekranını sundu. Mart-Nisan tarihlerinde Varyap yatırım ayları başladı. %25 indirim fırsatıyla Varyap Plaza alışveriş merkezinde dükkanlar ve ofisler, dünyanın en iyisi Varyap Meridyan'da daireler yatırımcıya her şeyden daha çok kazandırıyor. Üstelik hemen teslim. 444-54-56. Varyap, değişimin başladığı yer. Forex emir iletim hızında devrim. Exposed Hedging ile %100 estim. Forex'te tüm yatırımlarınızı bekletmeden piyasaya iletiyoruz. Forex'te destek, destek meykul. İstanbul'un incisi Kadıköy'de yüksek kazanç için en doğru fikir. Altına dönüşmekte olan bir tepe. Ve mükemmel bir proje. İstanbul 216. Kadıköy'ün büyük farkı.
ekonomi haberciliğinin dijital medyadaki yeni adresi businesst.com.tr yayında. Özel haberler, video ve infografik destekli derin analizler, uzman yazarlardan değerlendirmeler ve son dakika gelişmeleri. businesst.com.tr sadece haberle yetinmeyip haberin ötesini de arayanların adresi olacak. businesst.com.tr Ekonomide haberin ötesi. Belediye hoş geldin Sinan abi. Hoş bulduk kardeşim. Burası Merkez Opera Binası. Burası da Venedik'in en meşhur restoranı. Oğlum sen bana ne anlatıyorsun? Venedik'e su basmış. Su mu basmış? Düşeyelim buraya akan su boruyu. Nereye abi? Oğlum düşesenize boruyu. Yine dalmışsın. Bundan sonra bu boruyu kullanacaksınız. Çünkü akan su boru 10 numara boru. Akıllı Para, Dünya Piyasaları uzmanı Saxo Capital Markets'le devam ediyor. Akıllı Para'nın son bölümüyle karşınızdayız. Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni Özgür Yurttaş Seven ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte. Sizlerden gelen sorular var, onları da yönelteceğiz. Ege Hocam'a dönüyorum. Necati Bey demiş ki Amerika faiz artırımını bitirdiğinde bizim tahmini faizimiz kaç seviyelerinde olur? Ben buna bir not daha ekleyeyim. Özellikle son günlerde çok tartışılan mesele işte kalkınmacı merkez bankası, büyümeyi de destekleyecek bir merkez bankası yapısı. Aynı zamanda istihdamı da ikinci bir unsur olarak kendi anayasasına eklemiş bir merkez bankası tartışması. Ne dersiniz Amerika ile ilgili bu tartışmaları yaptığımız bir dönem için? Şimdi o hangi tarafından başlayayım? Ya şimdi FED tabii faiz arttırımını bence küçük bir oranda yapacak. 0.25'te vesaire gibi bir şeyle. Öyle bizim faizler üzerinde de etkisini biraz da bizim orada şu anda enflasyonist beklentilere bağlı olarak göreceğiz. Yani enflasyondaki durumu ama yani sene sonunda işte öyle bir tahmin vermek de çok zor. Yani 8-8.5'lar falan şu anda zaten galiba piyasa faizlerinde civarında. Bundan biraz daha yukarıya doğru gidebiliriz. Yani mesele o. Yani şu anda ama onun için konuşmak için çok erken. Yani Amerika'nın ne yapacağını daha henüz görmemiz lazım. Daha oraya biraz zamanımız var. Şimdi öbür tarafa geldiğiniz zaman yani şimdi bu gerçekten yani bir biz kalkınmacı merkez bankası dediğiniz zaman yani şöyle örnekleri var dünyada işte bazı gelişmekte olan ülkelerde Arjantin, Bangladeş veya başkalarında ya da aslında baktığınız zaman eskiden de gelişmiş olan ülkelerin merkez bankaları da işte bazı tercihli sektörlere uzak doğu Asya merkez bankaları da eskiden böyle şeyler yaptılar bazı tercihli sektörleri işte teşvik etmek için tercihli krediler vesaireler falan filan veriyorlar. Aslında bizim Merkez Bankası da buna benzer bazı Exim Bank kredileri falan gibi şeyler yapıyor. Yani buradan böyle çok büyük bir şey çıkarmamak lazım. Ha ama şu kastediliyorsa yani bu tabii ki Kalkınmacı Merkez Bankası'nın özelliği bu değil. Yani çok daha efendim faizleri düşürürüz Türkiye'de aşağılarda düşük faizde. Enflasyon hedefini de ikinci plana atarız. Önceliği de büyümeye veririz. İşte enflasyon, o zaman da enflasyon aslında o kadar da büyümeyi de önemli bir faktör değildir. Gelişmekte olan bir ülkede enflasyonu %10'lara hatta daha da üzerine çekerseniz büyümeye öyle çok büyük bir sekte vurmazsınız. Esas mesele faizden gelir, faizi teşvik eder. Bu anlayışsa şimdi böyle bir anlayış yani tam yerleşmiş değil. Literatürde bak farklı bunun farklı kombinasyonları var ama bu söylediğim netlikte böyle bir anlayış yerleşmiş değil. Arada işte başka kombinasyonlarını söyleyenler var ama hala hakim görüş olarak merkez bankaları fiyat istikrarını hedeflerler ve büyümeye katkıyı böyle dolaylı olarak yaparlar. Şimdi bana da soracak olursanız belki kısa vadeli olarak merkez bankaları faiz oranlarını düşürerek falan büyümeyi yapabilirler ama uzun vadede baktığınız zaman esas büyümeyi belirleyen para politikası değildir. Para politikası kısa vadeli dalgalanmaları çeker. Esas büyümeyi uzun vadede belirleyen şey herkes de bunu söylüyor zaten. İşte baktığınız zaman yapısal dediğimiz faktörler, kurum altyapısı, sizin beşeri sermayeniz, İşte bu beşeri sermayeyi destekleyecek olan eğitim sisteminiz vesaire vesaire. Yani bir esas büyümeyi yasal hukuki altyapı buna benzer bir sürü bir şey. Yani bunlar esas büyüme üzerindeki uzun vadeli belirleyenleri. Yani Merkez Bankası'na böyle bir rol vermek bence çok doğru değil. Ama Merkez Bankası'na ikinci
şunu diyebilirsiniz. Yani enflasyona çok fazla öncelik vermeyin. Büyüme, şu anda büyüme biraz daha önde. Biraz faizleri, enflasyonu ikinci plan. Ama bu dediğim demek değil. Yani ana esas büyümeyi böyle yani kısa vadede biraz daha yukarıya doğru çekebilirsiniz ama buradan böyle uzun vadeli bir büyüme sonucu beklememek. Yani kalkınma demek böyle bir şey demek değil. Yani. Özgür, evet. Sen ne dersin? Özellikle Merkez Bankası ile ilgili tartışmaların içerisinde bundan sonra diyelim ki Merkez Bankası'nın yasasıyla ilgili bir değişiklik yapılmasına karar verildi ve işin içerisinde istihdamı veya büyümeyi ikisinden bir tanesinde koyacak bir yasal düzenleme. Piyasa oyuncusu olarak ne düşündürür sana? Yani sonuçta ben hisse senedi piyasasıyla ilgilenen bir insanım ağırlıklı olarak. Bu tartışmalar tabii sadece Türkiye'de yapılan şeyler değil. Yurt dışında birçok ülkede daha öncesinden yapılmış, değiştirilmiş bazı ülkelerde. Başka politikalar tercih edilerek Merkez Bankası'na yeni roller verilmiş örnekler var. Türkiye'de de olabilir. Yani bu çok anormal bir şey değil aslında şu anda yapılan. Eğer ki makul, mantıklı, büyümeyi destekleyecek bir modele geçilecekse eğer, tabii ki de piyasa açısından olumlu. Çünkü hisse senedi piyasasının mantığı gayet basit. Sonuçta hisse senedi piyasasında fiyat kazanç oranları işin sonunda, günün sonunda bakılacak nokta orasıdır. Eğer ki bir ülkede büyüme varsa şirketler o büyüme oranında kar elde ederler. O büyüme oranında şirketler ne kadar kar ediyorsa o kadar FK'ları daha iskontolu hale gelir, daha cazip noktaya taşır şirketleri. Biz Borsa İstanbul mantığı da bu kadar basit. Eğer ki siz büyümenizi daha ileri noktaya taşıyabilecek, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilecek bir politika tercih ediyorsanız ve bunu da yatırımcılara anlatabilirseniz makul bir şekilde tabii ki de olumlu karşılanır. Sorular var. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. Hızlı hızlı üzerlerinden geçelim. Mehmet Kamil Koçan, Nisan sonu 1 dolar eşittir 1 euro eşittir 2.73 TL olur mu demiş. Ne dersin? yani geldiğimiz noktada az önce sen günlük istatistikleri verdin. 30 günde parite şuradan şuraya geldi, 5 günde şuradan buraya geldi şeklinde. Yani açıkçası niye olmasın? Yani özellikle parite noktasında zaten beklentiler bire odaklandığı bir durumda zaten gidişat önde olabilir. Ama dolar TL tarafında şu anda gerçekten bulunduğumuz noktalar çok kritik seviyeler. Yani bir anda hızlı yukarı aşağı yönlü hareketlerin oluşabileceği seviyelerdeyiz. Bu 2.65'ler 68'ler olabileceği gibi bir anda 60'ın altına olabilecek hareketler de görebiliriz. Bu anlamda risk iştahının kontrollü alınması gereken bölgelerdeyiz. Ve tam da bu süreçte tam bu kritik noktaya geldiğimiz noktada da FED toplantısının hemen arifesindeyiz. Yani FED ile ilişki en ufak bir iyimserlik bir anda o 2.73'lük beklentileri Tam tersine de çevirebilir. Nereye kadar düşebilir? Çok hızlı bir şekilde. Yani bizim kur ekibinin tahminleri ne olabilir? 2.50 seviyelere, 2.55 seviyelere, 2.50-2.55 bandına doğru hızlı bir geri çekilmeyi de sonuçlandırabilir. Ama şu aşama böyle bir yön oluşabilmiş değil. FED ile birlikte daha net bir beklenti oluşacaktır. Hocam, Türkiye hangi durumda gelişen ülke konumundan çıkabilir ya da çıkamaz diye bir soru gelmiş. Bunu da özellikle kredi kartı büyümesiyle bir büyüme trendi yakalandığını, şu an itibariyle bu büyümenin son bulduğunu ifade eden bir yorumu var izleyicimizin. Santa Paris Ruhuzlu. Yani şey demek istiyor yani hani iç taleple büyüyorsa hani altın borçlanmasıyla yükseliyoruz. Evet yani bunun tabii biraz da konut sektörü de boyutu var da yani evet esas olarak iç talebe daha bağımlı olarak büyüdüğümüz ve onun da bittiği o büyümenin 2012'den sonra aslında bitti. 2012 yılından beri 2014'te tekrar biraz daha iç talep canlandırıldı büyüme için ama 2013'te onu görmedik. 2014'te de zaten gelecek yakında bu ay sonunda göreceğiz. Herhalde %3'ün altında 2.7'lerde falan büyüyeceğiz gibi görünüyor. 2015 için de şu anda bile çok parlak konuşmak mümkün değil. İlk çeyrekte çok düşük bir büyüme göreceğimizi ben düşünüyorum ve 2015'in geri kalanı için de çok parlak konuşmamız mümkün değil. Yani 2015'te de aynı trend devam edecek düşük büyüme. Şimdi böyle baktığınız zaman Türkiye demek ki iç taleple büyüdüğü zaman büyüyebiliyor. Dış talebe yaslandığı zaman büyüyemiyor. Ama neden? Çünkü dış talep şu anda Avrupa'da durum belli. Belki orada ortam biraz daha farklı olsa Türkiye belli bir yapısal dönüşüm yapıp dış taleple büyüyen bir ülke haline gelebilir mi? Böyle bir yönelim yaparsa Türkiye ama onun altyapısıyla, onun hareketleriyle birlikte bu gerçekten böyle bir plan proje dahilinde böyle bir yere doğru gidersek bence ki gitmesi lazım bunu. Belki daha farklı bir
yere doğru gidebilir. O olabilir ama bunun gerçekten iyi planlanıp tasarlanması lazım. Yani çünkü ben de artık iç taleple Türkiye'nin artık hem talep tarafından hem arz tarafından büyümesinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani anaerobikleri daha fazla borçlanamazlar. İkincisi de yurt dışından da daha fazla artık Türkiye'ye gelecek bir para en azından uzun vadede olmayacaktır. Yani FED'le vesaire eninde sonunda bu bitecek gibi görünüyor bana. Peki evet. Yine Nihan Hanım'ın bir sorusu var Özgür. Diyor ki bu seviyelerden bankacılık sektörünü dener misiniz? Özellikle öz sermaye karlılığı anlamında yaşanan sorun nereye kadar tedirginlik verici? Şimdi aslında bankacılık sektöründe anlatılan sorunlar yatırım yapmayı engelleyecek faktörler değil bence. Dünyanın birçok gelişmekte olan hisse piyasasında bankacılık sektörünün çeşitli sorunları var ki ben onlarla bakıldığında bizim sektörü açıkçası daha makul bir risk açısından daha makul bir seviyede olduğunu görüyorum. Ama son dönemde ne oldu? Özellikle Ocak ayındaki para politikası toplantısından itibaren Türkiye hisse piyasasında negatif yönde ayrışmaya başladı. Yaklaşık 20 bas puan gelişmekte olan hisse piyasalarına göre olumsuz ayrışma süreci yaşandı. FK'lar bazında bakıldığında iskonto %21'e ulaştı ki geçtiğimiz sene başında bu iskonto %15-16 seviyesindeydi. Yani bakıldığında orantısız bir tablo karşımıza çıktı. Bu seviyeler bankacılık sektöründe ele alacak olursak FK'lar 5 yıllık ortalamanın altına geriledi. Defter değeri çarpanlarına bakıldığında tarihsel dip noktalara yaklaşılmış durumda. Bunlar aslında yavaş yavaş Türk bankalarına tekrar yatırım yapılabilecek seviyelere işaret ediyor. Ama hisse senedi piyasası bir şeyin ucuz olması onun hemen yarından itibaren o ucuzun sona ermesi anlamına gelmiyor. Önümüzde FED gibi çok ciddi bir belirsizlik yaratacak bir bulut var. O bulutu hele bir aşalım. Daha makul beklentiler oluşturabiliriz. Ama en azından bulunduğumuz seviyeler bankacılık sektörü açısından hiç yatırım yapmamış yatırımcılar ya da piyasaya girmek için bekleyen yatırımcılar açısından en azından hisse senedi pozisyonlarını bankalara bir miktar arttırabilecekleri seviyeler. FED belirsizliğiyle birlikte bunu belki biraz daha çeşitlendirebilirler ya da arttırabilirler ama ilk giriş noktası açısından makul seviyelerdeyiz. Çünkü çarpanlar oldukça makul noktalara gelmiş durumda ama önümüzde ciddi bir belirsizlik var. FED belirsizliği o aşıldığında daha net yorumlar yapabilir hale geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ege Yazgan ve Özgür Yurttaş Seven'e. Dönüyoruz Norsiyem'e. Norsiyem'de Aliberk Erel karşımızda. Aliberk merhaba. Aliberk beni duyabiliyor musun? Şu an itibariyle duyamıyor beni. Ben çok kısaca piyasalara bir bakayım. %2.25 şu an itibariyle Borsa İstanbul yukarıda. 78.365 puan seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Diğer taraftan dolar TL'de 2.62'nin sınırındayız. 2.7755 haftanın ilk işlem gününde Euro TL'de geldiğimiz yer. Dönüyoruz tekrar Aliberk Erel'e. Telefon attığımızda bu kez Aliberk. Merhaba Aliberk. Teşekkür ediyoruz. Zannediyorum seste de bir problem var ama ben yine de soruyu yönlendireyim sana. Euro dolar paritesinde 1.06'ya doğru bir hareket var. 1.0450'lerden döndük. Nereye kadar gitme potansiyeli barındırır bu hareket sence? Ben gene araya gireyim. Seste yine bir problemimiz var. Arkadaşlarımız Ali Berk'i bir kez daha arasınlar rica edelim. Biz bu arada piyasa rakamları üzerine biraz daha konuşalım. Özellikle bugün itibariyle bakıldığında sepet kurda 2.70'in altındaki seyrin devam ettiğini görüyoruz. Asıl hareketse petrol fiyatında 53.5 dolarında altında bir Brent petrolle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burayı da yakından takip etmek lazım. Altındaysa 1.156 dolar seviyesindeyiz. Ali Berk şimdi duyuyor musun beni? Evet duyuyorum. Peki özellikle euro dolar paritesindeki hareketi sordum. Senden yorumlarını bekleyelim. Evet, euro dolar paritesinin altında Yunanistan geçmeyi yakından takip ediyor olsak ve çarşamba günü de bu bir dönem topluyor. Bugün itibariyle baktığımız zaman bir yanı biraz toparlanma olduğunu söyleyebilirim. Topluna destekleyen özellikle dolar endeksi biraz bir kısmına var ve Amerika'dan gelen... Yok. Bugün Aliberk ile bağlantı kısmet değilmiş en azından öyle söyleyelim. Biz akıllı paraya burada noktayı koyalım. Yarın telafisini yaparız Aliberk'le birlikte. Akıllı paranın sonuna geldik bugün için efendim. Kısa bir ara sonrasında Finans Merkezi sizlerle birlikte.